bomba saldırısı oluyor. İyi akşamlar. Türkiye'nin ard arda uğradığı terör saldırılarına bugün bir yenisi eklendi. Fail IŞİD'di. Bu kez hedefte turistler vardı. Mekanda İstanbul'un göz bebeği Sultanahmet'ti. 10 ölümlü saldırıyı güvenlik analisti Metin Gürcan'la değerlendireceğiz. Bugüne kadar geçici statüde tutulan, çalışma izinleri olmayan Suriyeli göçmenler artık iş hayatına katılabilecek. Yüz binlerce Suriyelinin oluşturacağı iş gücü, ekonomiye ve göçmen sorununa ne getirecek? Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Müdürü Doçent Doktor Murat Erdoğan'la konuşacağız. MHP'de muhaliflerin daha imzaları teslim etmeden Genel Başkan Bahçeli'den aldıkları cevap, olağanüstü kurultay yolunun pek kolay açılmayacağını gösteriyor. Muhtemelen imza toplayanların ve imzaları atanların da partideki gelecekleri tartışmalı hale gelecek. Genel Başkan Bahçeli neden imzaları yasa dışı ilan etti? MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan'a soracağız. O dolandırıcıların ağına ne profesörler ne iş insanları düştü. Üstelik o kadar uyarıya, o kadar vakaya rağmen telefon dolandırıcılığı tuzağına hala düşenler var. Emekli polis İsa Altun, telefon dolandırıcılığının püf noktalarını uzmanından dinledi. Kitabını yazdı, her şeyi de anlatacak. Her şey başlıyor. Saldırının failinin yabancı uyruklu bir DAEŞ mensubu olduğunu şu anda biliyoruz. Çok hain ama anlaşıldığı kadarıyla son derece profesyonel bir terör saldırısıyla karşı karşıyayız. Yaralılar arasında da farklı uyruklar var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da var. Yine bir canlı bomba saldırısıyla sarsıldık bugün sabah. Teröristlerin hedefi bu kez İstanbul'a dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin bir numaralı uğrak noktası Sultanahmet'ti. İlk açıklamalara göre can kaybı 10, yaralı sayısı 15 ve bunların büyük kısmı Alman turistler. Saldırıyı gerçekleştiren terörist Suriyeli, arkasındaki örgüt ise IŞİD. Bir de not, bu saldırı Türkiye'nin gördüğü en hızlı yayın yasaklarından birini beraberinde getirdi. Saldırıyı konuşacağız. Konuğumuz güvenlik analisti Metin Gürcan. Metin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim. Ama önce saldırıda vatandaşlarını kaybeden Almanya'ya bağlanalım. CNN Türk Berlin temsilcisi Erhan Merttürk Almanya'daki reaksiyonları anlatacak bize. Erhan merhaba. Mürgün merhaba. Şimdi bizde henüz isimler açıklanmadı. Herhalde önce Almanya'ya bildireceklerdir diye tahmin ediyoruz. Orada var mı kurbanların kim olduğuna dair bilgiler ve Almanya bu haberi nasıl karşıladı? Bir gün Cevap, istersen bir son dakika bilgisiyle başlayalım. Şu anda Başbakan Angela Merkel canlı yayında ve olaydan sonra yapmış oldukları kriz toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Türkiye'de yapılan ilk açıklamalarda ölenlerden 9 kişinin Alman vatandaşı olduğu açıklanmıştı. Almanya bu rakamı düzeltti. Hem Başbakan Angela Merkel hem Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier İstanbul'daki olayda ölen Alman vatandaşının sayısının 8 olduğunu açıkladılar. Şimdi tabii Türkiye ile Almanya'nın bu tür olaylardaki işleyişi ya da olayın gelişimi birazcık daha farklı. Bu tür olaylarda normalde kimlerin hayatını kaybettiği isimler konusunda ya da o insanların geçmişiyle ilgili çok fazla bir paylaşım medyada olmaz. Bu görülmüyor. Geçtiğimiz dönemde de böyle oldu. Uçak kazası olduğunda günler sonra medyada isimler yer aldı. Önce aileler tabii ki burada bilgilendiriliyor. Buradaki işleyiş bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak aslında bir şok yaşandığını söylesem hata etmiş olmam Mirgün. Almanya bir süredir IŞİD terör tehdidini aslında ensesinde hissediyordu. Fransa-Almanya dostluk maçı sırasında Paris'te patlayan eş zamanlı bombalar, Hollanda-Almanya maçının son anda bomba tehdidi nedeniyle iptal edilmesi, son olarak yılbaşında Münih'te tren garının yine IŞİD tehdidi nedeniyle boşaltılması. Ama tüm bunlar herhangi bir patlama ya da herhangi bir terör eylemine dönüşmediği için, yani ölüm olmadığı için sadece insanlar arasında bir korku olarak bulunuyordu. Şimdi bu nedenle Almanya'nın patlamada 8 vatandaşının ölmüş olması burada büyük bir yankı yarattı. Hem üzüntü hem tepki var. Başbakan Merkel Türk meslektaşı Ahmet Davutoğlu ile telefonda görüştü, bilgi aldı ve az önce de başbakanlıkta bahsettiğim gibi bir kriz toplantısı düzenlendi. Bakanlar Kurulu üyeleri başbakanlıkta toplandılar.
Şimdi şu nokta çok önemli. Alman Dışişleri olay sonrası Türkiye'deki tüm Alman vatandaşlarına seslendi ve kalabalık yerlerden uzak durmaları uyarısında bulundu. Bizim yapacağımız açıklamaları dinleyin, buna göre devam edin dedi. Az önce konuşan Dışişleri Bakanı Steinmeier de olayın bir an önce tüm yönleriyle aydınlatılmasını istediklerini, bu yöndeki görüşlerini ve taleplerini de Türk tarafına ilettiklerini söyledi. Tabii kalabalık yerlerden uzak durumdan başka aslında Dışişleri Bakanlığı'ndan şu aşamada bir açıklama yok. Yani Türkiye'ye seyahat yasağı ya da seyahat uyarısı gibi bir durum yok, ancak turizm firmaları çoktan İstanbul tatili rezervasyonu yapmış olan müşterilerine seslendi ve eğer iptal etmek isterseniz biz seyahatinizi ücretsiz olarak iptal imkanı sunabiliriz dediler. Birçok seyahat acentesinden bu yönde açıklamalar geldi. Belki tepkiler bağlamında söylemekte fayda var. Hem Galatasaray futbolcusu Podolski hem Alman milli futbol takımı oyuncusu Özil Twitter hesaplarından üzüntülerini dile getirdiler İstanbul'daki patlama sonrası. Erhan Mert Türk, çok teşekkürler bu kapsamlı değerlendirme ve haberler için. Metin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi yine bir terör saldırısı. Evet. Yine daha öncesinde gördüğümüz türden bir intihar bombacısının yaptığı bir saldırı, ama bu defa farklı olan şeyler var. Evet. Farklı olan şeyler var. Yani öncelikle tabii Türkiye ve özellikle İstanbul için üzüntü verici bir gün. O günlerden bir tanesi. Yani eylemin tipine baktığımız zaman, eylemin mekanına baktığımız zaman ve eylemin mağdurlarına baktığımız zaman, bir de eylemin saldırgana yani faile baktığımız zaman ilk olan bir özelliği var. Bakın, bugüne kadar yani IŞİD türevi biz şiddete, terör eylemlerine alışıyoruz. 2015 yılında neredeyse Ankara, Suruç başta olmak üzere, bundan önce 2015 Ocağında Sultanahmet saldırısı biliyorsunuz. Yani 4 farklı yerde intihar saldırılarına şahit olduk. Ama bu intihar saldırısını farklı kılan bence en önemli özellik, intihar saldırganı Türkiye vatandaşı değil, Suriyeli. İntihara bu saldırıda hayatını kaybedenler, saldırının mağdurları da işlerinde Almanların çoğunlukta olduğu bir turist kafilesi. Yine Türkiye vatandaşları değil. Hı hı. Ama çatışmanın mekanı İstanbul ve Sultanahmet Meydanı. Yani bu aslında küreselleşme dediğimiz olgu. Bugün ben şunu özellikle dikkat çekmek isterim. Yani yabancı gazetecilerle ve akademisyenlerle bu konuyu tartışma fırsatı buldum. Onların da en önemli sorusu buydu. Acaba bu Suriye'de ve Irak'ta sıkıştığını hisseden, ki biliyorsunuz 2 Mayıs sonundan itibaren IŞİD orada bir savunma pozisyonu almaya başladı. IŞİD'e yönelik sahada ve hava sahasında askeri önlemler, tedbirler, operasyonlar arttı. Bu sayede sıkıştığını hisseden IŞİD acaba çatışmanın mekanını Türkiye'ye mi kaydırıyor? Çatışmanın mekanı Türkiye mi oluyor? Yani bu tarz, bu sıkışıklığı aşmak için yöntemlere veya eylemlere Türkiye'de mi yönelecek tarzında çok ciddi sorular aldım bugün. Peki çatışmanın mekanının Türkiye'lileşmesi belki çok önemli bir dinamik. Bu saldırıda ilk kez konuşuyoruz bunu. Şimdi IŞİD'in aslında hakim olduğu, savunduğu, devlet kurduğunu iddia ettiği bir bölge var. Evet. Orada ve korumak istediği bölgede savaşması, orada bu türden eylemlere başvurması anlaşılır. Ama niye Türkiye'ye taşınmak fikrine kapılmış olabilir IŞİD? Şimdi bunun iki temel sebebi olabilir. Bir, biraz sembolik boyutu. Sembolik boyutunda Türkiye IŞİD için çok önemli bir eskiden transfer ülkeydi. Şimdi ben açıkçası şuna benzetiyorum. Türkiye'yi bir anne gibi kodluyor ve onun taşıyıcı anne ve rahmine ihtiyacı var. Ne anlamda bunu söylüyorum? Yani hem insan kaynağı açısından, hem lojistik kaynak açısından, hem de finansal kaynak açısından. Yani IŞİD Türkiye'yi bence çok önemli bir anne ülke olarak kodluyor. Buradan yetiştirdiği veya yetiştirmeye çalıştığı hücreleri çok net bir şekilde küresele, diğer ülkelere ihraç edebilir. Bu çok önemli bir olgu. Bir önemli noktada bakın, özellikle Suriye ve Irak'ta sıkıştığını hisseden IŞİD hücrelerinin NATO'nun 5. madde koruması altında olan Türkiye'de böyle kendisini geliştirmeye çalışması, bölgede Rusya'nın da koruması da farklı bir yerde, yani koruması Rusya'ya karşı kendini koruyabileceği farklı bir yerde, bu sayede kendisini yetiştirme imkanı bulması anlamına geliyor.
Yani İstanbul'da olması, Türkiye'de olması Rusya'ya karşı korunaklı bir alan sağlaması anlamına geliyor diyebiliriz. Burada şu çok önemli. Yani yine bu konuyu bence çok sıklıkla tartışmamız lazım. Yani IŞİD'le mücadele, hep onu vurguluyoruz. Entegre ve bütüncül bir strateji. Yani şimdi burada 3 önemli analiz düzeyi var. Yani eylemci, kafada bir aşırıcı selefi fikir var, bir ideoloji var. Bu silahlı şiddetle buluşmuş. Şimdi bu eylemci üzerine bir çalışmak lazım. Yani bu kişinin diyalogda olduğu insanlar, onun arka planında hemen küçük grup dinamikleri, 4-5 kişilik bir hücreden bahsediyoruz. Bu hücredekiler kimler ve onların irtibatta olduğu kişiler. Yani açıklamalardan şunu anlıyoruz. Yani bu kişi aslında eylemci, çok da istihbarat birimlerinin uzak olmadığı bir isim. Yani radarında olan bir isimmiş gibi duruyor. İşte vekalet savaşları dediğimiz olgu Türkiye'de henüz yeni yeni tartışılmaya başlandı ama işte giderek kirlileşen çatışma ortamının bence en önemli dinamiklerinden bir tanesi. İşte çatışmanın mekanı haline gelen Türkiye. Şimdi bence şey anlamsız. Yani bu kişi Nusra cephesinde mi bulundu, IŞİD'de mi bulundu? Yani ve bu tartışmalar bence Türkiye'de mevcut hali çok politize ediyor. Bu nedenle sorunu tam olarak tanımlamamızı engelliyor. IŞİD'le mücadeleyi de bence çok farklı siyasi zeminlere çekiyor. Bunu yapmamak lazım. Entegre ve bütüncül strateji çok önemli. IŞİD'le mücadele konusu hem askeri kinetik boyutu, güvenlik boyutu, aynı zamanda sosyal bir olgu. Bakın bu kişilerin aileleri, aile yakınları büyük bir kısmı Türkiye'de yaşıyor. Geçen ay şahit olduğum bir ibret verici, çarpıcı bir örnek olması açısından size arz edeyim. Kazak bir aile 2012 yılında Türkiye'ye, İstanbul'a geliyorlar. Oradan Suriye'ye gidiyorlar. İki tane çocukları var, erkek çocukları. Suriye'de erkek vefat ediyor. Aşırıcı, selefi bir grup içerisinde. Yani savaşırken. O bayan orada bir Çeçen'le evleniyor ve Çeçen'den de bir erkek çocuğu oluyor. Ondan sonra o da vefat ediyor. 3 ay, 4 ay sonra. Bu sefer bir Uygurlu'yla evleniyor ve ondan da erkek çocuğu oluyor. 4 tane çocuğu olan bayan bir şekilde Türkiye'ye geri dönüyor. Sonra Kazakistan'a gidiyor. Kazakistan'da baskı görüyor ve Kazak vatandaşlığından çıkarılıyor. Yine bir şekilde Türkiye'ye bu 4 çocukla birlikte dönüyor. Şu anda mesela bu bayan İstanbul'da. Bu bayan vatansız. Çocuklar da vatansız. Büyüğü 4 yaşında, küçüğü 1 yaşında, 4 tane çocuktan bahsediyoruz. Mülteci statüsünde değiller. Bu çocukların sağlık güvencesi yok, eğitim güvencesi yok. Ama bir şekilde Türkiye'de hayat kurmaya çalışıyorlar. Şimdi bu aile sorunun bir parçası mı, çözümün bir parçası mı? 10 sene sonra mesela bu çocuklar ne olacak? Bu çocukların öfkesi kime yönelecek? Hangi ülkeye yönelecek? Yani ve size şunu da net olarak söylemem lazım. Yani orada şu anda Suriye'de ve Irak'ta yaklaşık 40 bine yakın IŞİD artı muhalifler kastediyorum. Toptan baktığımız zaman bir yabancı savaşçı olgusu var. Bunların büyük bir kısmının aileleri ve aile, yani bağlantıları Türkiye'de. Yani Türkiye'yi de bu anlamda bir havuz ülke olarak düşünebiliriz. Bu konuyla alakalı, hani tabiri caizse şapkayı önümüze koyup çok ciddi düşünmemiz gerekiyor. Hem toplum olarak, sivil toplum olarak, hem de siyasi karar alıcılar, devletin güvenlik mekanizması olarak. Bu sorunu sadece bir askeri sorun olarak, güvenlik sorunu olarak görmek de büyük hata olur. Ama ya bırakın yapsınlar çocuklar tarzında bir yaklaşım da çok yanlış olur. O nedenle entegre ve bütüncül bir strateji diyorum. Üzerine konuşulması lazım. Aynı zamanda bu sorunla alakalı küresel bir farkındalık ve bölgesel bir farkındalık Türkiye'nin başını çektiği bir yani süreç ve yapı da oluşturulması lazım. Bugün Başbakan bu konuyla ilgili açıklama yaparken uluslararası infial olması için yapıldığını söyledi. Gerçekten acaba amaç yani olabildiğince fazla ülkeden turistin bulunduğu, evet, bir bölgede bombayı patlatmak ve birden fazla ülkeyi bu sebeple, bu sayede rahatsız etmek, üzüntüye boğmak mı? Yoksa doğrudan Türkiye'yi hedef alıp Türkiye'nin en büyük turizm potansiyeli taşıyan merkezini ve dolayısıyla Türkiye'ye zarar vermek mi? Yoksa hani başka üçüncü bir amacı olabilir mi? Örgütün ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabii bu ileriki yani saatlerde, günlerde özellikle eylemci profiliyle alakalı bilgiler biz daha da elde ettikçe netleşecek. Ama görebildiğim kadarıyla yani bu tarz intihar saldırıları, yani seçilen hedef yeri artı seçilen hedef cinsi ve hedef alınan kişiler açısından böyle çok basit eylemler değil. Yani burada mesela o kişinin o eylem 10.30 civarında oldu. Saat 10 civarında, yani imkan olsaydı o kişiyle konuşabilseydik. Hani Sultanahmet Meydanı'na gideceğim. İşte yani böyle bir hedef cinsi bulacağım. Yani kafasında net mutlaka bir resim olduğu kanaatindeyim ben. Yani orada mesela
Türkiye vatandaşlarına yönelik bir eylem de yapabilirdi. O civarda bugün mesela Arap turistler çok yoğunluktaydı. Onlara yönelik de bir ya eylem uzak yapabilirdi. Doğululara dönük ve uzak doğululara ya da onlara niçin, yapmayıp batılılara tabii, yapmış olabilir. Yani niçin özellikle Alman turistlerin yoğun olduğu bir kafile? Burada bence stratejik bir akıl olması gerektiğini düşünenlerdenim ben. Yani öyle seçerek, çok basit değil. Seçerek izletilmiş bir hedefler. Almanlar bakın o çok önemli. Son iki haftada özellikle hem Avrupa'da hem de özellikle Irak'ta ve Suriye'de IŞİD'le mücadelede Avrupa'nın lokomotifi olmaya şu anda soyundular. Biliyorsunuz uçakları şu anda Suriye'deki hedefleri bombalıyor. Batı özellikle kamuoyunda çok ciddi bir farkındalık yaratmaya çalışıyorlar. Yani Almanya'nın bu tarz IŞİD karşıtı koalisyonda diyelim öne çıkan rolünü, yükselen profilini de göz önüne alarak eylemi bu gruba yönelik tasarlanmış bir eylem olduğunu düşünebiliriz. Ama günün sonunda bakın hem faili açısından hem de mağduru açısından Türkiye vatandaşlarının çok da zarar görmediği bir eylem olmasına rağmen çatışmanın mekanı Türkiye olduğu için bedel ödeyen, fatura kesilen ülke Türkiye oluyor. Ekonomik anlamda biliyorsunuz zaten can çekişen Türkiye turizmi. Artı bir de uluslararası ilişkilerde baskı anlamında. Şu anda Türkiye çok ciddi bir önceliklendirme sorunu yaşıyor. Yani şimdi hem PKK ile mücadele hem IŞİD ile mücadele. Eldeki kapasite belli. Ben bunu bir koltuğa iki karpuz sığdırma gibi düşünüyorum. Tamam iki karpuzu koydunuz ama hangisi önde hangisi arkada olacak? Bu çok önemli. Kapasite belli. Yani Amerika bile bu konuda çok ciddi kapasite eksikliği çekiyor. Yani ihtiyaçlar sonsuz, kaynaklar kısıtlı. Hal böyle olunca hangisini önceliklendireceksiniz? Özellikle Almanya'nın başını çektiği Batı kamuoyundan ve Amerika'dan bu konuda Türkiye'de IŞİD'le mücadeleyi daha ciddi alması konusunda bir uluslararası baskı da şimdi, önümüzdeki günlerde geleceğini düşünebiliriz. Önemli bir şeye parmak bastınız aslında. O zaman şöyle biraz daha açmanızı rica edeceğim. Türkiye uluslararası kamuoyunda örneğin Almanya nezdinde kurban veren Almanya nezdinde bu terör saldırısının kurbanı, kurbanlarından biri olarak mı görülecek? Bu yoksa bunu engelleyemeyen ve sorumlu bir ülke olarak mı değerlendirilecek? Bakın o çok önemli. İşte tam kamu diplomasisi dediğimiz alanın boyutu bu. Siz bu kurbanın mağduru olarak, yani bu olayın mağduru olarak kendinizi düşünür ve ona göre bir kamu diplomasisi şekillendirirseniz o Almanya'nın bu konudaki algısını olumlu anlamda değiştirebilirsiniz. Ama tam tersine Almanya'yı bu konuda bir rakip ülke gibi kodlarsanız, yani dış politikada belki olmaması gereken, yani sebep mi sonuç mu IŞİD, senin yüzünden mi benim yüzünden mi, senin ihmalkarlığın mı benim ihmalkarlığım mı boyutunda bir tartışma zeminine sürüklerseniz o zaman farklı bir algı olur. Bence bu eylemi Türkiye aslında, yani eylemin kendisi kötü olmasına rağmen Türk dış politikasında yeni bir sayfa açılması için bir fırsat penceresi olarak da bakmak lazım. Yani bundan öncesi öncede kalsın ama şu anda bakın artık iş küreselleşmeye başladı. Yani aslında Paris saldırısından çok da farklı değil bu saldırı. Lübnan'daki saldırıdan veya Mısır'daki saldırıdan çok da farklı değil. Yani Türkiye bu saldırı sonrasında dış politika önceliklerini biraz daha gözden geçirerek bölgesel anlamda ve küresel anlamda IŞİD karşıtı bir bütüncül strateji oluşturulabilmesi için sağlam bir zemin yakalamış olabilir ama kullanabilirse. Bir yandan da Almanya IŞİD'le mücadele etmek için birlikleri bölgeye gönderme konusunda bir parlamento kararı çıkartmıştı. Çok doğru. Dolayısıyla bu karar, yani bu olay belki o kararın meşruiyetini tekrardan sağlamak konusunda Alman hükümetinin eline de tekrar bir koz vermiş olacak. Ve belki daha da etkin bir şekilde bu mücadeleyi sürdürmesi için Almanya'nın bölgede yeni bir zemin hazırlayacak. Peki Türkiye'den ne beklenecek? Bugün Numan Kurtulmuş'un açıklamasında takip edilmekte olan binlerce isim var cümlesi vardı. Şimdi bu gerçekten çok zor bir durumu tasvir ediyor bizim için. Ve biliyoruz ki polisin elinde her zaman takip ettiği ve işte Suriye'den Türkiye'ye girdiği tespit edilmiş potansiyel canlı bombalar var. Bu bize ne kadar zor olduğunu gösteriyor bir yandan da bununla mücadelenin. Evet. Peki bir artık bununla ilgili, yani bu tecrübenin sonunda bir sistem, bir yöntem, bir mekanizma kurulmuş olması gerekir mi? Bunu bekleyebilir miyiz yoksa aciz miyiz? Evet. Yani o nedenle sürekli vurguluyorum ben entegre ve bütüncül bir strateji. Bu Türkiye'de hem devlet bürokrasisinin içerisinde tek elden koordine, tek elden emir komuta diyelim, eş güdümü sağlayacak bir koordine mekanizması. Bakın sınır güvenliği akut bir problem şu anda Türkiye'de en büyük problemlerden. Halen daha net bir koordine mekanizması kurulabilmiş değil. 27 farklı kamu kurumunun sorumluluğunda şu anda sınır güvenliği devam ediyor. Yani Silahlı Kuvvetler ve MİT kadar Tarım Bakanlığı'nın, işte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bile sorumlu olduğu, TÜBİTAK'ın bile sorumlu olduğu alanlar var. Yani IŞİD'de de aynı şekilde entegre ve bütüncül Türkiye içerisinde bir
net yapının ortaya çıkması. Şöyle bir şey mi? Devlet Amerika içerisinde. 11 Eylül'den sonra Homeland diye bir yapı kurmuştu. Evet. Yani bütün istihbaratın ve güvenliğin bu an teröre karşı koordine edildiği. Böyle bir şeyden bahsediyorum. Ondan öyle bir şeyden bahsediyorum ama entegre boyutunda şuna da dikkat çekiyorum. Sadece bu mevzu, yani ben IŞİD'i bir terör örgütü olarak görmeyenlerdenim ve bu iş kinetik yöntemlerle, yani doğrudan silahla, askerileştirerek, tasfiyeci yaklaşımlarla yok ederek çözülemez kanaatindeyim. Az önce vermiş olduğum Kazak bayan ve 4 çocuğu örneğinden hareketle. Yani burada bu mesela bayan ve ailesi sorunun bir parçası mı? Yok mu etmemiz gerekiyor? Ama varlar bir şekilde toplumla, yani entegre edilmesi lazım veya Kazakistan'a gönderilmesi lazım veya bir şekilde bunlara bir hayat hakkı sunulması lazım. Yoksa sorunun, yani sorunun mu bir parçası, çözümün mü bir parçası? Bu çok önemli. Entegrede kastım o işin sosyal boyutuna da dikkat çekmek isterim. Bakın Türkiye'de bu henüz tartışılmıyor. IŞİD veya aşırıcı selefi akımlarla bir şekilde buluşmuş, silahlı şiddeti de yöntem olarak benimsemiş binlerce insandan bahsediyoruz ve bunların birinci derece aile yakınlarından bahsediyoruz. Eşleri ve çocukları ve bunların çoğunun bağlantısının ben Türkiye'de olduğunu söylüyorum. İstanbul'da bunların çok olduğunu, Bursa'da çok olduğunu, Konya'da çok olduğunu söylüyorum. Yani bu sosyal boyutunu da atlamayacak, ihmal etmeyecek şekilde, bu birinci boyut. İkincisi işin uluslararası boyutu. Yani bahsettiğiniz gibi akışkan bir güvenlik ortamı diyoruz. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Çok gri alanlar var. Özellikle Rusya'nın bölgeye dinamik girişinden sonra bu vekalet savaşları dediğimiz olgu, İran'la Suudi Arabistan arasında yükselen mezhepçi refleksler iyice tavan yapmış durumda. İşte burada Türkiye yani özellikle Batı'nın ve Amerika'nın da desteğini alarak ve küresel bir farkındalık yaratarak, yani bu iş böyle gitmez, daha da kötüye gidiyor tarzında bence lokomotif bir rol üstlenebilir. Bu rolde de işte dediğim gibi bu insanların, aile yakınlarının nasıl tekrar radikallikten arındırılacakları, nasıl bir gelecek tasavvurlarında bulunacakları ve bunlara nasıl yardımcı olunacağı konusunda Türkiye'nin çok ciddi çalışmalar yapması lazım. Evet. Ve bunu da küresele iyi pazarlayabilmesi lazım. Evet, başlangıçtaki tespitinizi tekrar hatırlatarak toparlayalım. Yani Suudi Arabistan'da doğmuş bir Suriye vatandaşı İstanbul'a gelip Almanları ve Perulları öldürüyor. Evet. Bu da gerçekten meselenin ne kadar kompleks ve çözümünün karışık ve zor olduğunu bize bir kez daha gösteriyor. Metin Gürcan, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Her şey devam ediyor. Ya bu insanları alıp burada muhafaza etmeyeceksiniz veya muhafaza ettiğinizde de bakmak zorundasınız. Hükümet mülteci krizi konusunda en kritik adımlardan birini attı ve Suriyelilere çalışma izni verilmesi için hazırlıklara başladı. Karar oldukça önemli çünkü sınırlarımız içindeki 2 milyon 411 bin Suriyeliden sadece 7.351'inin çalışma izni var. İzni olmayanlarsa ya kaçak olarak istihdam ediliyorlar ya da Avrupa'ya gitme hayaliyle sonu belirsiz bir ölüm yolculuğuna çıkıyorlar. Peki bu düzenleme mülteci krizinin çözümüne katkı sağlar mı? Avrupa'ya mülteci akını bu sayede durur mu? Peşinden gelecek adımlar ne olmalı? Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Müdürü Doçent Doktor Murat Erdoğan'la konuşacağız. Ankara stüdyomuzda kendisi. Murat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Meygun Bey. Şimdi öncelikle sizin Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ile birlikte hazırladığınız bir Türk İş Dünyası'nın Suriyelilere Bakışı raporunuz var ve Suriyeli göçmenlere çalışma imkanı verilmesi, onların iş gücüne katılması ihtimali üzerine ya da gerekliliği üzerine değerlendirmeler yapıyorsunuz. Ki sizinle ilk yaptığımız konuşmalardan birinde de bunun böyle olması gerektiğini söylemiştiniz. Çok kritik bir karar mı vermiş oldu hükümet? Suriyeli göçmenlerin Türkiye'deki akıbetinin ne olduğuna ilişkin ya da ne olacağına ilişkin? Şimdi Mürgün Bey, aslında gerçekten sürece baktığımızda bu son kararın bütün süreç içinde son derece önemli olduğunu söylemek lazım.
ve bir kırılma noktası olarak da nitelenebilir. Bu bir cesaret meselesiydi. Bundan önceki süreçte hükümetin aslında bu konuda birkaç girişimi oldu ama seçim sürecinde bunun siyasi ortamda çok tartışılacağını bekliyorlardı. Bugün bile çok tartışılıyor. Tartışılması da çok doğal bir şey. Türkiye gibi işsizliğin çok yüksek olduğu, genç işsizliğin %20'lerde olduğu bir ülkede dışarıdan gelen bir kitle için siz yeni iş alanı yaratmaya çalışıyorsunuz. Bu kolay bir şey değil. Dolayısıyla bunun siyasi maliyetleri de olacak. Bunu göze almakta ancak işte güçlü, istikrarlı bir hükümet de olabilirdi. Bu çalışmalar ancak şu an sonuç verebiliyor. Şöyle bir şey var aslında başından beri. Hani Avrupa Birliği'ne gidenler olacak mı olmayacak mı? Ben açıkçası orasında değilim. Yani o konuyu ayrıca konuşalım biz. Ama biz bu insanlarla birlikte ne yapacağız ona bakmamız gerekiyor. Yani bizim konsantrasyonumuzun daha çok Türkiye'de olması lazım. Bugün yaşadığımız vahim olay da bunun bir parçası. Türkiye'de çalışma alanında yaşananlar da bunun bir parçası. Dolayısıyla Avrupa Birliği ile olan ilişkiler ve ortak çalışmalar ayrıca tartışılmalı. Ama biz Türkiye'de kayıtlı olan rakamdan söz etti Sayın Bakan 2.411.000. Biz biliyoruz ki daha kayıtlı olmayanlar var. Artı çok dinamik bir süreç yaşanıyor. Sürekli girişler var, çıkışlar var. Dolayısıyla bu sayıların tam olarak ne olduğunu da bilmiyoruz. Ama bu sayının rahatlıkla 2,5 milyon üzerinde olduğunu biliyoruz. Şimdi Türkiye'nin, ben bir ekonomist değilim, siyaset bilimciyim. Dolayısıyla çok akademik bir, ekonomik bir analiz yapacak durumda değilim. Ama bizim TİSK'le yaptığımız araştırma bu konuda TİSK'in ortaya koyduğu önemli bir adımdı. Çünkü Türk ekonomi dünyası bu işe nasıl bakıyor bunu anlamaya çalıştı. Ve önemli bulgulara ulaştık. O bulguların en önemlisi şuydu. Türkiye'de şu an hali hazırda zaten Suriyeliler çalışıyor. Bu çalışmanın ve kayıt dışı çalışmanın Türk ekonomisinin geneline çok ciddi olumsuz yansımaları olacaktır. Yani kısa vadede ucuz iş gücü bazı iş yerlerinin işine gelebilir. Ucuz iş gücünden kaynaklı üretim artışları sağlanabilir ama uzun vadede bunlar Türk ekonomisi için çok problemli ve riskli alanlar. Ekonomide bir söz var diyorlar ki asıl büyük ve en pahalı işçi kayıt dışı işçidir. Çünkü kayıt dışı işçi sigorta alamazsınız ondan, vergi alamazsınız. Herhangi bir şekilde başına bir iş geldiğinde bunu koruyamazsınız. Bir taraftan sömürüye açıktır vesaire. Dolayısıyla bunun düzenlenmesi gerekiyordu. Yalnız yapılan düzenlemeye baktığınızda öncelikle Türkiye'deki şeylere bakalım. Türkiye'de şu an yaklaşık 3 milyon işsiz var. Yani İş ve İşçi Bulma Kurumu'na ya da neyse o kurumun şimdiki ismi, ona başvuran 3 milyon işsizden söz ediyoruz. Türkiye'de 180 bin civarında da açık iş denilen, yani iş var ama ona çalışacak eleman bulunamayan işler var. Suriyeli kitleye baktığınızda 2,5 milyonun içinde yaklaşık olarak 400-500 bin civarında çocukları ve kadınları bir tarafa koyuyorsunuz. Çalışabilecek yaştakileri bir araya getiriyorsunuz. Yaklaşık 300 bin civarında bir çalışma potansiyeli söz konusu. Ama şu da bir gerçek. Türkiye'de biraz da bu mülteciliğin getirdiği, geçiciliğin getirdiği hallerden kaynaklanan bir biçimde, yoğun bir biçimde çocuk işçiliği de yaşanıyor. Şimdi bunu söylediğimizde bazen politikacılar bundan rahatsız oluyorlar ama bu bir gerçeklik. Yani bununla yüzleşmemiz gerekiyor. Çocuk işçiliği biz Türkiye'de yıllarca mücadele ettik ve ciddi bir başarıya da ulaştı. Ama ister istemez Suriyelilerle birlikte bu konuda yeni bir safhaya gelindi. Bunun da engellenmesi lazım. Bunu nasıl engelleyebiliriz? Bir, anne babaların, yani yetişkinlerin çalışmasına imkan sağlamamız lazım. İki, bu çocukların eğitime yönelmesini sağlamamız lazım. Ancak bu şekilde durdurabiliriz ve bunların doğal bir ortamda yaşamalarını sağlayabiliriz. Murat Bey, şimdi bu çocuklara da geleceğiz yani ama gibi, özellikle dil eğitimi konusunda size soracaklarım olacak ama şimdi öncelikle bu çalışma izni sağlanması bu göçmen kitlesinin burada kalıcı olabileceğinin kabulüne dair bir İlk adım olarak görülebilir mi? Çünkü onları artık belirsiz bir hukuki statüden burada çalışabilir hale gelmelerini sağlamak, bunların o kadar da beklendiği gibi hızla ya da beklendiği gibi çok bir şekilde geriye dönmeyecekleri ihtimalini kabul etmek anlamına geliyor mu bir kere? Kesinlikle doğru. Yani aslında bu gerçeklikle yüzleşmenin bir göstergesi. Aslında bu gerçeklik yaklaşık son 2 yıldır biliniyordu. Yani Suriyelilerin geri dönme umutları her geçen gün azalıyordu. Uluslararası göç hareketlerine baktığınızda da zaten bu kadar kitlesel göçlerde belirli bir sürenin aşılması halinde insanlar kolay kolay geri dönemiyorlar zaten. O ülkede kalıyorlar, o ülkenin bir parçası haline geliyorlar. Üstelik bu insanları geri dönebilecekleri bir vatan da kalmadı ortalıkta. Dolayısıyla Suriyelilerin Türkiye'de kalıcı olacakları çok güçlü bir şey. Yani tabii ki arzu edilen insan bu insanların kendi vatanlarına geri dönmesidir. Kendi vatanlarında yaşamalarıdır. Eminim onlara sorduğunuzda onlar da bunu söyleyeceklerdir ama hayat başka türlü işliyor. Bizim de buna karşı önlem almamız gerekiyor. Ben daha önceki programlarda da söylemiştim. Türkiye'de birçok kurum çalışıyor. Toplum inanılmaz bir fedakarlık gösteriyor ama
stratejik bir karar eksikliği var. O stratejik karar eksikliği de bunların kalıcılığı ve geçiciliği üzerine bina edilen stratejik karar eksikliği. Aslında bu açıklamayla hükümet tamam bunlar kalıyor ve ben bunlara yönelik önlemler alıyorum demiş oldu. Çünkü 4 yılın üzerine bu insanlar devletten her gün ekmek, battaniye, çadır alarak yaşayacak insanlar değil. Hem onurlu bir biçimde yaşamalarını sağlamak lazım bu insanların, hem de Türk ekonomisine katkıda bulunmalarını da sağlamak lazım. Şimdi kitlesel göç olaylarında toplumdaki tepkiler enteresan oluyor. Eğer siz onlara sürekli yardım yaparsanız, işte bunlar bizim üzerimize yük bindiriyorlar, bunlar asalıktır diyorlar. Çalıştıklarında ama işimizi elimizden alıyorlar diyorlar. Dolayısıyla burada bir çelişki var. Bunu devletin yapacağı düzenlemelerle gidermesi lazım. Peki. Şimdi yapılan düzenlemeye biraz yakından baktığımızda şunu görüyoruz. Özellikle nitelikli insanların belirli bir kualifikasyonu olan doktor gibi, öğretmen gibi, hemşire gibi, mühendis gibi bu insanların çalışmasına imkan sağlayacak yeni bir yapı söz konusu oldu. Bunun kendiliğinden gelişmeyecek bu. Eninde sonunda Sağlık Bakanlığı'ndan, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ve YÖK'ten yaptıkları işe yönelik izin almaları gerekiyor. Ve çok önemli, bunun altını çizmek lazım. Mesela Suriyeli doktorlar var, klinik açabilecekler bunlar. Ama sadece Suriyeli hastalara bakabilecekler. Böylece bu konuda yaşanan birçok pratikteki sorunu da ortadan kaldırmış olacağız. Ya da Suriyeli öğretmenler var. Bu öğretmenler Türkiye'de bir sürü insanın kadro beklediği bir dönemde Türk öğretmenin yerini almak şeklinde düzenlenmemiş. Bunlar Suriyeli çocuklara Arapça ders verecek, onların müfredatına katkıda bulunacak öğretmenler olarak tasarlanıyor. Ama mesela bir doktor çalışacaksa bu konuda önceden hem YÖK'ten izin alınması gerekiyor, akreditasyon süreçlerini biraz daha hızlandıracaklar anladığım kadarıyla. Hem de ön bir eğitimden de geçmeleri gerekiyor. Dolayısıyla öncelikle onların kendi yağlarıyla kavrulmasının da bir imkanı yaratılmış oluyor. Bunun da değerli bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama açıkçası bu düzenlemenin de geçici bir düzenleme olduğunu ve bunun daha da geliştirilmesine ihtiyaç olduğunu da hemen söylemek lazım. Mesela peki, %10 kuralı var. Bu %10 kuralının özellikle küçük işletmelerde çalışanlar için elverişli olacağını düşünmüyorum açıkçası. Peki şimdi ekrandaki haritada örneğin Türkiye'de illere göre Suriyeli sığınmacıların yoğun bulundukları dağılım görülüyor. Beyaz olan yerlerde hemen hiç yok. Sonra giderek koyulaştıkça göçmen oranı artıyor. İşte %12'nin üzerine çıktığı yerler var. Şunu sormak istiyorum. Şimdi 2,5 milyona aşkın göçmenden bahsediyoruz ama sizin araştırmanızda bunların sadece 35 bin civarında olanının üniversite mezunu olduğu söyleniyor ve geri kalanının niteliksiz iş gücü olarak adlandırılan gruptan olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bu çok düşük bir sayı. Geriye kalanların o zaman yani niteliksiz iş alanlarında değerlendirilebileceği ortaya çıkıyor ki istisna olarak tanımlanan bir alan bunun da işaretini veriyor bize. Tarım ve hayvancılık konusunda bir kota koymuyor hükümet ya da koymayacak anlaşıldığı kadarıyla. Bu nasıl yansıyacak iş gücü piyasasına? Şimdi az önceki haritanızda ben size bir şey söyleyeyim. Öyle yerler var ki orada yaşayan Suriyelilerin sayısı yerelde yaşayanın üstünde. Mesela Kilis bunun çarpıcı örneklerinden birisidir. Hı hı. Kilis bu konuda gerçekten incelenmesi gereken özel de bir case. Yani bütün akademisyenleri de basını da ilgilendirecek bir alan. Şu an mevcut sayı, Suriyeli sayısı Kilis'te normal nüfusun üzerine çıkmış durumda. Yaklaşık 90-95 bin nüfusu olan Kilis'te 115 bin civarında Suriyeli var. Bunların bir bölümü kamplarda ama şehir merkezinde bile 70 binin üzerinde Suriyeli var. Buralardaki bu yoğunluk aynı zamanda bu toplumsal iletişimi de çok ciddi bir biçimde etkileyen bir şey. Bu insanlar oraya ekonomiye yeni bir canlanma da getirmiş durumdalar. Kısa vadede de olsa böyle bir canlanma da var özel alanlarda. Ama Türkiye bütününe baktığımızda bu çalışma izinleri çerçevesinde bu insanların mesela tarım, hayvancılık ve özellikle inşaat sektöründe çok çalışıyorlar ve geçici tarımda çok yoğun bir biçimde çalışıyorlar. Buralardaki istisna bir ölçüde iş alanını rahatlatacaktır. Şu an Suriyeli mültecilerin büyük bölümünün cazip olmasının temel sebebi ucuz iş gücü. Yani tarım sektöründe de öyle, başka sektörlerde de öyle. Dolayısıyla işverenler için özellikle kurumsal olmayan daha küçük, orta boydaki işletmeler için bu insanlarla birlikte çalışmak bir avantaj sağlıyor. Yalnız burada bir başka handikap var. Legal hale getirdiğinizde çalışmalarını, o zaman yasa dışı çalışanları bir biçimde denetlemek durumunda kalacaksınız. Ama bu durumda da Suriyelilerin
ücretleri artmış olacak, maliyetleri artmış olacak. Bu sefer iş adamları yine Suriyelileri tercih edecekler mi? O da ayrı bir sorun. Yani şu an yaklaşık 300 liraya, 500 liraya, 600 liraya çalıştırılan bir Suriyeli yerine eğer siz yasal statü içinde çalıştırmaya çalışırsanız, asgari ücret verirseniz 2000 liranın üzerine çıkacaksınız. O zaman bütün cazibesi kaybolmuş olacak. O zaman şöyle bir durum olacak. Ben yani Türkiye'li iş... bu düzenlemeye rağmen Türkiye'li işsizler için bir rekabet durumu devam edecek ama haksız rekabet en azından ortadan kalkacak. Suriyelisi de, Türkiyelisi de aynı koşullarda, aynı iş yeri için mücadele ediyor olacaklar. Bu çok önemli. Bu söylediğiniz aynı zamanda sosyal çatışmaları da engelleyecek bir unsur ya da azaltacak bir unsur. Çünkü insanların işlerini elinden kaybetme korkusu, endişesi çok yüksek. Şimdi az önce verdiğiniz rakamlardan kısacık söz edeyim. Elimizdeki data onu gösteriyor. Türkiye'deki Suriyeliler içinde üniversite bitirenlerin sayısı 35 bin gibi ve bu inanılmaz derecede küçük bir sayı. Almanya'daki rakamlara bakıyorsunuz, sayılar çok daha iyi. Yani yüksek öğrenim görenlerin sayısı çok daha fazla. Bu aradaki fark da şundan kaynaklanıyor. Türkiye'de kadın ve çocukların oranı çok yüksek, %80'in üzerinde. Gelenlerin kırsal kökenli olması da çok önemli bir faktör. Avrupa'ya gidenler genellikle yalnız erkekler. Onların da hedefi şu, oraya ulaşacaklar, oturma iznini alacaklar, mültecilik statüsünü alacaklar, her neyse. Ardından ailelerini yanlarına getirecekler. Dolayısıyla şu an oradaki oranların yüksek olması önemli. Yalnız bu yönetmelik düzenlemesine kadar, şunu unutmayalım ki, Türkiye'de biz Suriyelilere isterse astronot olsun, isterse mühendis olsun. Ki hepsi var, astronotu da var, mühendisi de var. Aslında bakarsınız. Nitelikli. Var var tabii ki var. Astronot bile var yani. Amerika'ya gidenler de var biliyorsunuz. Biz bunlara her... Tabii var, gerçekten var. Biz bunlara iş alanı sağlamadıkça bu insanların kaçışı da çok doğal bir hale geliyor. Ve bunun başka bir sıkıntısı var. Bunu da unutmamamız lazım. Biz bu 2,5 milyon insanla istesek de istemesek de, sevsek de sevmesek de birlikte yaşayacaksak, bizim sosyal köprülere ihtiyacımız var, rol modellere ihtiyacımız var, entelektüel kitlelere ihtiyacımız var. Biz bunları kaçırıyorduk. Bu yönetmelik bence en çok o alanda etkili olacak. Yoksa diğer alanda, kayıt dışı çalışmada, kısmi bir iyileşme sağlayabilir ama çok da fazla bir iyileşme sağlayacağını kısa vadede açıkçası beklemiyorum. Peki bir de eğitim meselesi var. Şimdi geçtiğimiz günlerde Türkiye Suudi Arabistan'la bir anlaşma imzaladı. Buradaki Suriyeli çocukların Arapça öğrenimini sağlamak için. Yani Türkiye'de yaşayan çocuklara Arapça öğretmek için özetle. Oysa şimdi iş çalışma izni kararıyla birlikte bu gençlere, bu çocuklara öncelikle belki Türkçe öğretiminin imkanlarının aranması da gerekmez mi? Bilgin Bey, o konuda sizinle tamamen aynı fikirdeyim. Ben bunu uzun süredir de söylüyorum. Suriye'den gelen çocukların ana dillerinde eğitim görme haklarını tanımamız lazım. Bunun altını çizelim, okey. Ama aynı zamanda bunun kapasitesini nasıl yaratacağımızı da düşünmemiz lazım. Ve eğer Türkiye'de kalıcılarsa, ki kalıcı olacaklarını görüyoruz, o zaman bir an önce Türkçe öğrenmeleri ve Türk eğitim sistemi içine entegre edilmelerinin dışında bir seçeneğimiz yok ne yazık ki. Ha, biz imkan yaratabiliriz. Onların aynı zamanda Arapça öğrenmelerini sağlayabiliriz belki. Orada da çok dramatik bir şey yaşanıyor. Uzun süredir okula gitmedikleri için Suriyeli çocuklar konuşabiliyorlar Arapça anneleriyle, babalarıyla, arkadaşlarıyla ama yazmayı ve okumayı unutuyorlar. Yani orada da başka bir sorun var. Ama bizim bu konuda daha pragmatik davranmamız ve hızlı davranmamız gerekiyor. Çünkü kaçırdığımız her gün bize yıl olarak, ceza olarak geri dönecek. Onun için de ben ısrarla söylüyorum. Bizim acilen bütün okul çağındaki Suriyeli çocuklara Avrupa Birliği fonlarıyla ya da başka fonlarla, başka kaynaklarla Türkçe öğretip, yoğun bir Türkçe eğitiminden geçirip ardından Türk eğitim sistemine entegre etmemiz lazım. Hatta bu Türkiye'de birçok iş bekleyen öğretmen adayı için de bir imkan yaratabilir. Mesela bu şekilde bir yoğun Türkçe kursu için en az 20 bin öğretmen gerekecektir. Bu insanların istihdamı da yaratılabilir. Yani dolayısıyla bazı insanlar bazı sektörlerde bu tip kriz zamanlarında iş alanına sahip oluyorlar. Bu da bu şekilde sağlanabilir. Bence bunun imkanı da var. Yani Türkiye eğer Avrupa Birliği ile ve diğer kurumlarla ciddi bir pazarlık yaparsa bu çocukların Türkçe öğrenmesi ve Türk eğitim sistemi içine entegre edilmesine eminim hiçbir ülke itiraz etmeyecek. Tabii bu iyi mi kötü mü ayrıca tartışılabilir. Çünkü onlar diyecekler ki tamam Türkçe öğrensinler, Türkiye'de kalsınlar. Ama bakın istedikleri kadar Avrupa'ya gitsinler. Son bir yılda Türkiye'den Avrupa'ya gidenlerin sayısı 850 bin ama bizdeki sayı arttıkça artıyor. Yani bu bir şeyi değiştirmiyor. Eninde sonunda biz bu insanlarla birlikte yaşayacaksak Türkçe öğrenmeleri lazım, Türk eğitim sisteminin içine girmeleri lazım. Bunun çok önemli bir şeyi daha var Mürgün Bey, bunun da altını çizmem lazım. Bakın yeni bir patlama yaşadık İstanbul'da ve gerçekten bu artık her geçen gün rutinleşiyor ve bu çok rahatsız edici bir şey, çok üzücü bir şey.
Çünkü bölgesel bir çatışmanın sahnesi olmaya başladık ve bundan hepimiz de tedirginiz. Şimdi bakın, bu çocukların eğitimi konusunda eğer devlet doğrudan işin içine girmezse bir potansiyel var. Sivil toplum örgütleri işin içine giriyorlar. Bir kısmı gerçekten çok düzgün çalışıyor, çok fedakarca çalışıyor. Ama bunların içinde daha sonra sorun yaratabilecek başka yapılar da var. Dolayısıyla ilk öğrenimin, orta öğrenimin devletin çok ciddi bir denetimi ve kontrolü altında gerçekleşmesi lazım. Bu bakımdan da önemli bir şey. Biz bunları, bu çocukları Türk eğitim sistemi içine entegre etmemiz. Yani bu işin bir de güvenlik boyutu var. Bunu da ihmal etmememiz lazım. Ancak o şekilde bu insanların kalıcılık duygularını, bu ülkeyi sevme duygularını geliştirebiliriz. Bakın aksi halde ne olur? Almanya'da yaşayan Türklerden ya da Amerika'da yaşayan Meksikalılardan ya da başka ülkelerde, Fransa'da yaşayan Cezayirlilerden de biz bunu biliyoruz. Toplum eğer bir süre sonra bunları eğitimsizlikten, işsizlikten, kültürel farklılıktan dolayı reddederse, ki reddedecektir, bu da doğal bir süreç, o zaman başka türlü potansiyel tehditler ortaya çıkmaya başlıyor. Hani bir göç uzmanı olarak göç ve tehdit olgusunu, güvenlik olgusunu çok yan yana kullanmak istemem ama burada bir gerçeklik var. Ve yanı başımızda müthiş bir savaş var. Kimin kimi vurduğu belli olmayan. Ve bu savaşın sahnesi olmasına aday bir ülke var. Az önce, bu konuda da önlem almamız lazım. Evet, az önce Metin Gürcan'ın aslında bıraktığı yerden devam etmiş oldunuz. O da Türkiye'deki yüz binlerce, on binlerce genç Suriyelinin, göçmenin nasıl sisteme entegre edileceği ve bir Türkiye için potansiyel tehdit olmaktan çıkarılması gerektiğinin, hızla bulunması gerektiğini söylüyordu. Söyledikleriniz onunla örtüşüyor. Murat Erdoğan, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun yaptığınız değerlendirmeler için. Her şey devam ediyor. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. MHP'de muhaliflerin olağanüstü kongre için topladıkları imzalar genel merkeze teslim edilmeden Genel Başkan Devlet Bahçeli kongre talebini kabul etmeyeceğini, dileyenin mahkemeye gidebileceğini söyledi. Anlaşılan o ki cuma günü imzalar teslim edilecek ve sürecin resmileşmesiyle yargı da işin içine girebilecek. MHP'de neler oluyor? İmzalardaki problem ne? Devlet Bahçeli'ye en yakın isimlerden Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan'la konuşacağız. Celal Bey, stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Devlet Bey'in açıklamaları hiçbir şekilde bu imzaları ciddiye almayacağı ve bu kurultay talebini yürürlüğe sokmayacağı yönde, isterlerse mahkemeye gitsinler diyor. Neden böyle bir şey söylüyor? Yani bu imzaları sorunlu mu buluyor? Girişimin kendisini mi haksız buluyor? Nedir? Milliyetçi Hareket Partisi bildiğiniz gibi 8-9-10 tarihlerinde Merkez Yönetim Kurulu ve disiplin kuruluyla müşterek milletvekillerimizin katıldığı bir toplantı yapıldı. Ve toplantının sonucunda Milliyetçi Hareket Partisi'nin en yetkili organı kongre tarihini belirledi. 2016'nın Ekim ayı itibariyle il ilçe kongreleri, daha sonra akabinde il kongreleri ve büyük kurultaya giden süreç şekillenmiş oldu. Şu ana kadar Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'ne ulaşmış herhangi bir delege yok. Delege imzası yok. Olağanüstü kongre isteme noktasında bir irade henüz Milliyetçi Hareket Partisi'ne intikal etmemiş durumda. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi Türk milliyetçiliği mücadelesinin yürüten bir büyük harekettir. Milliyetçi Hareket Partisi kendi içerisinde bu kongreyi birilerinin arzuladığı gibi değil, Türk milliyetçiliğine yakışır bir şekilde yapacaktır. Bundan hiç endişeniz olmasın. Üzülerek ifade edeyim, zaman zaman sizin kanallarınızda, sizin programlarınızda da rastlıyorum. Hayatında Milliyetçi Hareket Partisi'nin içine girmemiş, bu dava ile ilgili milliyetçilik mücadelesinin içerisinde yer almamış ama kongre üzerinden kendisine prim yapmak isteyen bir sürü bizimle alakası olmayan üniversiteden, oradan, buradan bir sürü adamlar çağırıyor. Ne dedikleri belli değil, ne konuştukları belli değil. Türkiye yanarken, Türkiye'de büyük sorunlar yaşanırken Milliyetçi Hareket Partisi'nin kongresi üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi'ni yıpratan, Milliyetçi Hareket Partisi'ne yakışmayan bir takım ifadelerle de karşılaşıyoruz. Şunu samimi bir şekilde söylemek isterim. Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir milliyetçinin mağduriyetine müsaade etmez. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'de
kongrelerini takip ettiğiniz zaman, il ve ilçe kongrelerini takip ettiğiniz zaman genel merkez iradesiyle il ve ilçe kongreleri olmaz. İstanbul'daki bütün ilçe kongrelerinde ikişerli aday, üçerli aday, il başkanlığı, geçen dönem il başkanlığı adaylığında 3-5 arkadaşımız yarıştılar. Türkiye'nin her tarafında adaylar yarışırlar ve Milliyetçi Hareket Partisi kongre geleneği çok asil bir gelenektir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, mevcut Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Bey, adayların olduğu bir kongrede kendi fotoğrafını bile kongre salonuna asmayan, herkesle kendisini eşitleyerek kongre yapan ve kongrenin sonucunda bildiğiniz gibi geçmişte iki genel başkan adayımız, bugün bizimle birlikte çalışan mesai arkadaşımız Ümit Özdağ Bey genel başkan adayıydı. Koray Aydın Bey genel başkan adayıydı. Daha sonra bunlar listelerin en ön sıralarında yer alarak milletvekili olmuşlardır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kongresiyle fazla ilgilenmeyin. Milliyetçi Hareket Partisi çok büyük mücadelelerden geçmiş. Çok büyük mücadeleler vermiş, ağır bedeller ödenmiş bir siyasi harekettir. Kendi içerisinde hiçbir kırgınlığa sebebiyet vermeden birlik, beraberlik içerisinde çok güzel bir kongre yapacaktır. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi kongre, kongresiyle ilgilenmeyin demek, MHP ile ilgilenmeyin. Hayır, demek. MHP ile ilgilenin. Bak, şimdi MHP ile ilgilenin diyeyim ben size. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'ni geçenlerde Sayın Genel Başkanımıza da söyledim, arkadaşlara da söylüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 1 Kasım mağlubiyetinin öncüleri medyadır. Soruyorum ben size. Milliyetçi Hareket, şimdi bile geldim, bazı arkadaşlarınıza sordum. 1 Kasım seçimlerinde Türkiye erken seçime kim götürdü dedim, MHP dedi. Bunu kim yaptı? Bunu medya yaptı. Çok zalim bir şekilde yaptı. Bize koalisyon kuralım teklifiyle gelmediler. Yani gelin koalisyon kuralım demediler. Biz teklif götürdük onlara. Hem de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ilk gün götürdü. Dedi ki bu çözüm süreci denen süreci ortadan kaldıracaksanız, hırsızın arsızın üzerine gidecekseniz gelin hükümet kuralım. Bir dakika abi, ama çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bunlar o kadar çok konuşuldu. Ama bunlar yani öyle bir algı Genel Başkan da anlattı. Öyle bir algı oluşturdu. Anlattınız her kardeşim, platformda. Şuradaki arkadaşımız halen bizim erken seçime götürdüğümüzü söylüyor. Biz götürmedik. Bize teklif edilmedi. Biz koalisyon teklifinde bulunduk. İki şartla teklifte bulunduk. Daha diğer şartlar var ama öncelikle bugün bakınız 7 aydır 8 aydır Doğu'da, Güneydoğu'da devlet olamıyoruz. Türk devleti orada çok zor bir mücadele veriyor. Bunu ortadan kaldıracaksanız, biz bunları biliyorduk. Şu anda Cizre, Silopi ve Hakkari'de belli bölgelerde yapılan mücadeleyi biz söyledik. Sizin kanallarınızda söyledik, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söyledik. Orada bu millete, bu devlete bağlı olan valiler, emniyet müdürleri bizi aradılar. Dediler ki, bakınız hendekler açılıyor, tüneller kazılıyor. 7 tane ecdet deposu kurdular. Biz bunları gittik söyledik, hükümete söyledik, meclise söyledik. Ama 7 Haziran'a kadar Türkiye 3 yıl PKK terör örgütüne teslim edilmiş. 5 ton, 10 ton, 20 ton, 50 ton, 100 ton. Bunlar nasıl girdi? Ve şimdi aracınızda bir şey daha seslendireyim ben size. Geçenlerde Başbakan Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'yi ziyarete geldiğinde terörle ilgili düşüncelerini ortaya koyduğunda Sayın Genel Başkanımızın kendisine sorduğu çok önemli bir soru var. Milletimizin bunu duyması lazım. Sorduğu soru şu. Şimdi Cizre'de hendekler açılmış. Bu hendekler nasıl açılmış? Belediye araçlarıyla açılmış. 50 ton, 100 ton ağırlığında bombalar yerleştirilmiş. Hangi valiyle ilgili, hangi emniyet müdürüyle ilgili, hangi görevliyle ilgili bir soruşturma başlattınız sorusunu sormuş. Ses çıkarmamış. Çünkü bu olayın, bu gelişmenin tek sorumlusu siyasi iradedir. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıdır. Bütün bu doğruları anlatmakta, yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin öngörülerini 7 Haziran'da seçim beyannamesini alın. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye ile ilgili ortaya koyduğu tespitleri alın. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'ne ne kadar büyük haksızlık yapıldığı ortaya çıkacak. Ne oldu? Bütün televizyon kanallarında, istisnasız televizyon kanallarında Devlet Bahçeli Türkiye erken seçime götürdü noktasında bir iradeye, ağız birliği yaparcasına
bir bu mu sebep oldu milletvekilliklerinizin yarısını 5 ayda kaybetmeniz? Bu önemli bir sebep oldu. Çok önemli bir sebep oldu. Anlatamadınız mı yani kendinizi? Söylüyorum size. Ama algı şimdi, gerçekliktir diye bir şey var. Nasıl algılıyorsa işte, öyledir bu, yani. Ama bunu anlatacağız. Bunu milletimiz anlıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyları %12 değil. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy potansiyeli 30'un yanında. Fakat ne oldu? Dediğim gibi, ifade ettiğim gibi, Türkiye'de böyle bir iklim oluşturuldu. Elbette biz de kendimizi gözden geçiriyoruz. Kapı kapı çalarak bu doğrularımızı anlatmak mecburiyetindeyiz. Yani medya böyle yapmışsa. Ama ben bir tespit açısından söylüyorum. Türkiye birdenbire, Türkiye'yi erken seçime götürenin biz olduğumuz noktasındaki iklimin öncüleri Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi. O da işin içine girdi ve medya ağız birliği yaparcasına, halen köşe yazarlarını okuyorum, çok acımasız bir şekilde bu işi sorguluyor. Ama bugün Türkiye'nin yaşadığı bazı gerçeklerde en duyarlı, en doğru tespitleri yapan Milliyetçi Hareket Partisi'nin hakkı teslim edilmiyor. Peki parti içinden kimse bu durumu sorgulamasın mı? Yani yanlış yaptık, bu yönetim bizi küçülttü. Bir kurultaya gidelim ve bunun hesaplaşması parti içinde yapılsın demek, bunu söyleyenlerin partiyi küçük düşürdüğü anlamına mı geliyor? Milliyetçi Hareket Partisi'nde tartışma zeminleri bütün siyasi partilerinden daha farklı ve daha asildir. Milliyetçi Hareket Partisi'ne ben size söyleyeyim. Tanıdığınız herhangi bir ilçe varsa ilçe yöneticilerini alın, Ankara'ya gelin. Bir arkadaşınız da ilçe yöneticisi olarak arasına katın. Gitsinler genel başkana, Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili eksik fazla hem divan üyelerine hem Milliyetçi Hareket Partisi'ne genel başkanına gidip anlatabilme iradesi Milliyetçi Hareket Partisi'nde var. Milliyetçi Hareket Partisi'ni tanımıyorsunuz yani. Türkiye'de demokrasiyle milliyetçinin ruh ikizi olduğunu söyleyen bir parti. Söylüyorum, ben diyorum ki size, Koray Aydın genel başkan adayı idi. Koray Aydın daha sonra bizde milletvekili oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hiçbir il teşkilatında iki adaylı il kongre olmamıştır. İlçelerinde iki adaylı kongre olmamıştır. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nde herkes her zeminde düşüncelerini ifade eder. Ayrıca ben size de söyleyeyim, bütün medya mensupları da duysunlar. Ülkücüler birbirlerine asla zarar vermezler. Ve bizim 46 yıllık mücadelemiz kendi içerisinde, meşru zeminde her türlü meseleyi çözebilecek tek siyasi partidir. Peki şöyle mi görülüyor? Yani bu imzaları biz ciddiye almayacağız, İsterlerse mahkeme yoluna gitsinler demek. Daha önce başka vesilelerle genel başkanın söylediği gibi bu imzaları toplayanların kullanıldığı sizin anlamına mı geliyor? Yani böyle mi görülüyor? Ben size bir şey sorayım. Bakınız, bugün Sultanahmet'te gerçekten milletimize zarar veren çok ciddi bir terör olayıyla karşı karşıyayız. Milletimizin başı sağ olsun. Ölenlere Allah rahmet etsin. Üzücü bir olayla karşı karşıyayız. Siz bu hiç Milliyetçi Hareket Partisi'nde olağanüstü kongrenin olması için delegelerle görüştünüz mü? Böyle bir görüşmeniz oldu mu? Bu benim yani işim değil. Ama hep onu soruyorsunuz yani. Dönüp dolaşıyorsunuz olağanüstü. Ya bunu ya onunla ilgili görüşenlerin siz, olduğunu biliyorum. Meral Akşener uzun uzun anlattı sizin, mesela hangi delegelerle nasıl bakın, konuştuğunu telefonda. Sizin bir şey konuşabilir. Önünü kesen var mı? İl teşkilatlarına aday olanlar gidip gezdiklerinde bunlara buraya girmeyin diyen var mı? Yok böyle bir şey. Gayet meşru bir şekilde süreç devam etmektedir. Ancak bizim yetkili organımız da kararını aldı. Henüz bir delege müracaatı yok ama Türkiye'yi özellikle belli kesimlerde arkadaşlarımızın Güneydoğu'da 20 vilayette devlet orada varlık mücadelesi verirken, İstanbul'un göbeğinde terör Türkiye'yi mağdur ederken, 2,5 milyon denetimsiz Suriyelinin hangi sebeple, hangi ölçüyle Türkiye'nin içerisinde bulunduğu noktasında her türlü zaafı beraberinde getiren, kimin ne yaptığı belli olmayan bu süreçte biz şunu söylüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi kendi geleceğiyle ilgili meselesini kendi içerisinde çözer. Sizin bir şey zorlamanıza gerek yok. Onu söylüyorum size. Kimsenin bir şey zorladığı yok zaten. Orada el ele vermiş ve partiyi kurultaya götürmek için imza toplayan 3
partili var. Yani evet. Üçü de eski biri milletvekili, ikisi eski milletvekili. Biri MHP adına mecliste başkan vekilliği yapmış. Önemli şahsiyetler. Dolayısıyla bunlara yapılan muamele, yani onu ne onu anlamaya çalışıyorum. Ne muamelesi yapılıyor? Yani bu imza toplasanız da ne yaparsanız yapın biz kurultaya götürmeyeceğiz bu partiyi demen ne anlama geliyor? Onu çözmeye çalışıyoruz. Genel başkanı kurultay Ekim ayında başlıyor il ilçe kurultayları. Bizim geleneklerimizde olağanüstü kongre yok. Ne zaman kongre? 2017 yılında öngörülüyor değil mi? Efendim, 2017'de ne zaman? 2016'da başlıyor kongreler. Ama yani kurultay elbette, ne zaman olacak? Tüzüğümüze göre bizim belli bir süremiz var. O süremize göre biz kongremizi yapıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nde siz hiç duydunuz mu? Genel Başkan adayı salona giremedi. Veya birine gidip baskı kurdular aday olmadı. Herkes aday olabilir kongrede. Normal kongrede herkesin adaylık hakkı var. 40 delegeyi yanına alan gelir aday olur. Nitekim geçmiş kongrelerde gayet keyifli bir şekilde kongreler yaşadık. Ve kongrede aday olanların hiçbir tanesi de Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir mağduriyet yaşamadı. Türk milliyetçiliğini böyle dar bir kalıbın içerisine sokarak analiz etmeye kimsenin gücü yetmez. Ben bunu söylüyorum. Ürkücüler bu meseleyi meşru zeminde ve hiçbir Türk milliyetçisi zarar görmeden göreceksiniz. Her bu işten şimdi, umut bekleyen herkesi utandıracak onurlu bir süreci başaracaktır onu söylüyorum. Tamam yani bunun normali belki olağan kongreye gidilmesi ama bir yandan da bir tüzük var ve tüzük isteyenlere gerekli koşulları sağladıkları o takdirde olağanüstü kurultaya çağırma hakkını tanımış. Bundan yararlanmalarını engellemek mi istiyor beyefendi, yani? Bu olağanüstü kongre talebi genel başkanı değiştirme talebi değildir. Böyle bir talep yok. Böyle bir tüzük değişikliği yapılacak olağanüstü yani kurultay toplamak. Bir talepler var. Onun yolunu açmaktır. Efendim aslında. Bu taleple ilgili şu anda genel merkeze ulaşmış bir dilekçe yok. Siz bir varsayım üzerinden oturuyorsunuz, konuşuyorsunuz. Şimdi peki cuma günü ya da önümüzdeki hafta başı olacağı söyleniyor. Yani siz bunu böyle yakinen takip ediyor musunuz? Enteresan tabii. Yani cuma günü saat kaçta? Açıkladılar çünkü yani sorduğunuz ama her hafta açıklayacaklar. Henüz gelmiş değil. Bir gelsin bakalım. Hayır. Şimdi Devlet Bey şey deyince yani teslim ederlerse etsinler. Biz partiyi kurultaya götürmeyeceğiz. İsterlerse mahkemeye başvursunlar deyince bunun üzerinden bir hani spekülasyon yapmak, hesap yapmak da meşru hale geliyor bizim açımızdan. Hani yok, bizim yok, zorladığımız oradaki şey değil. Hiçbir şey yok. Siz tüzüğümüzü incelerseniz orada çok rahatlayacağınız bir takım şeyler görebilirsiniz. Peki şöyle mi olacak? Bu imzalar gelirse imza verenler, imzaları toplayanların parti içindeki gelecekleri acaba biraz şüpheli hale gelecek mi? Siz bir sabırlı olun. Önce bir müracaat etsinler. Ondan sonra partimizin yetkili organları bu müracaatla ilgili değerlendirmesini yaparlar. Dolayısıyla bugün Türkiye özellikle benim istirhamım bir fırsat yakalamışken Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye'de durduğu yeri dünden beri Türkiye'li öngörüleri çok güçlü öngörülerdir. Tarih önünde haklılık kazanmış öngörülerdir. Mesela yine sizin kanallarınızda çok sık rastladığım bir şey söyleyeyim. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Bey HDP'li 80 milletvekilini fulu gördüğünü söyledi. Bütün Türkiye ayağa kalktı. Bu kadar oy vermiş bir kesim nasıl fulu görürsünüz diye. E şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi onları görüşmeye kabul etmiyor. Bunlarla görüşmem, bunlar teröristtir diyor. Hiç Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yönelik bu kadar oy almış milletvekillerini niye görüşmüyorsunuz diye bir televizyon programını ben görmedim. Ama o zaman Devlet Bey'e yönelik çok acımasız bir takım şeyler söylendi. Bizim bildiğimiz şeyler var. Bildiğimiz şeyler Türk milletine zarar veren konularda en duyarlı siyasi hareket biziz. Biz hayatımızı koyarak geliyoruz. Biz kendi hayatımızı anlatsak millet oturur şey yapar yani. Ömrümüzü biz bu işlere verdik. Dolayısıyla bu 80 milletvekilinin Kandil onaylı milletvekili olduklarını biliyordu Sayın Devlet Bahçeli. Kandil'den talimat alıyorlar. İşte görüyorsunuz Kobani olaylarında, değişik hadiselerde, işte bugün hendeklerin kazıldığı yerde bir sürü aydını da yanlarına almışlar. Çok aşağılık bir irade olarak değerlendiriyorum. Bir gözlemci, bir yabancı ülkenin Türkiye'ye gözlemci olacağını isteyebilecek kadar küçülmüş, aşağılanmış aydınlarımız var. Türkiye'nin birliğine kastediliyor, beraberliğine kastediliyor. Cumhurbaşkanı gibi düşünüyorsunuz yani bu konuda. Biz Cumhurbaşkanı bizim gibi düşünüyor eğer böyle düşünüyorsa. Biz uzun süredir böyle düşünüyoruz, bugün değil. Türkiye bir ihanet çemberiyle karşı karşıyadır. Ama bu ihaneti çözebilecek güçtedir. Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi olduğu müddetçe Türkiye'ye bir şey olmaz. Bundan endişeniz olmasın. Ama
demokratik yollardan, meşru zeminde bu meselenin kapısını aralamamız lazım. Milliyetçi Hareket Partisi'ne çok büyük haksızlık yapılmıştır. Çok büyük haksızlık yapılmıştır ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bugün Türkiye'de her türlü meselede, her konuda Türkiye'nin geleceğiyle ilgili ufku, vizyonu en yüksek olan kadroların bulunduğu bir partidir. Kongresini de güzel yapacaktır. Birliğini de koruyacaktır. Allah'ın izniyle Milliyetçi Hareket Partisi iktidar da olacaktır. Çünkü düşünceleri, fikirleri bugün çok her birimizin vicdanını müşteri hale getiren düşüncelerle doludur. Hata payı sıfırdır. İşte bugünkü bak şeyde Sultanahmet Meydanı'nda bomba yatan bir sığınmacı. Söyledik yapmayın bunları. Ama bu öngörüsüzlük neydi biliyor musunuz? Bu sığınmacının buraya gelmesinin sebebi, 2,5 milyon Suriyelinin gelmesinin sebebi, Suriye yönetimi çökecekti. Şam'da namaz kılacaklardı. Dolayısıyla bütün bunların sorgulanması gerekirken hep Milliyetçi Hareket Partisi'nin içine yönelik bir takım tartışmaları gündeme tutarak Türkiye'ye bir şey vermeniz mümkün değil. MHP'den de bir şey alınması mümkün değil. MHP adayıyla, delegesiyle, her kesimini kucaklayarak bu süreçten Allah'ın izniyle vurup geçecektir. Ama üniversitelerden, oradan buradan bulduğunuz bir sürü adamı getiriyorsunuz, konuşturuyorsunuz. MHP kongresi şöyle olur, anketler böyle olur, işte şöyle, şöyle falan. Bunlar doğru şeyler değildir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ne söylediğini birlikte tartışalım. Siz konuştuğumuz size, günden değil, bence konuşmadığımız günden endişe edin Celal Bey. Size, MHP'nin ya konuşuyoruz. Yani Hareket Partisi sessizliğe mahkum edildiği günden korkun efendim, bence. Milliyetçi Hareket Partisi konuşur. Milliyetçi Hareket Partisi en çok konuşan partidir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yetkili kurulları çalışmalarını yürütüyor. MYK toplantıları yapılıyor. İl başkanları toplantısı yapılıyor. Bugün muhalifim diyenler ilçelerde oturup konuşuyorlar. Böyle bir şey yok. Çok demokratik bir süreçle karşı karşıyayız. Burada önemli olan hadise Milliyetçi Hareket Partisi'nin 7 Haziran'da duruşu. Anayasanın ilk 4 maddesi. Yani Türkiye'de en çok üzerinde durulması gereken maddeler olarak gündemde duruyor. Suriye'den gelenler, biz bunlara itiraz ettik, yapmayın dedik, bu doğru değil dedik. Orta Doğu'daki kaynaşmalar, işte bizim MYK toplantısında çok değerli arkadaşlarımız hazırlık yaptılar, Orta Doğu'yu anlattılar. Orta Doğu'daki gelişmeler anlattılar. Ekonomik analizler ortaya konuldu. Dış politikayla ilgili gelişmeler ortaya konuldu. Türkiye bunlara kilitlenmiş. Milliyetçi Hareket Partisi bunlara kilitlenmiş. Önümüzdeki günlerde özellikle küçük orta boy işletmeler, organize sanayi bölgelerle çok geniş çaplı toplantı süreçleri başlıyor. Medyayla da başlıyor. Özellikle bu anayasa tartışmalarında üniter yapıdan yana olan, parlamenter sistemi savunan her kesimle diyalog halindeyiz. Ben bugün 4-5 görüşme yaptım. Çok değerli bilim adamlarıyla, gazetecilerle yaptım. O bakımdan Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'de var olması gereken artı iktidar olması gereken bir siyasi partidir. Milliyetçi Hareket Partisi'ne haksızlık yapmayalım. Kendi içinde kongresini de her türlü meselesinde çözer geçer. Celal Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olasın. Dün canlı yayında konuk edecektik. Araya giren canlı gelişmeler nedeniyle bugün kaldı. Şimdi telefon dolandırıcılığını konuşacağımız bölümü ekrana getireceğiz. Alo. Ben Atay Şubeler Komiser Hakan. Telefon hattınızın ve kimlik bilgilerinizin yasa dışı işler için kullanılmak olduğunu tespit ettik. Adınıza sahte bir kimlik çıkarılmış. Bu örgüt üyelerini yakalamak için yardımınıza ihtiyacımız var. Ödeyeceğimiz hesap numarasına bir miktar para yatırmanız gerekiyor. Telefonunuzu asla kapatmayın. Teknolojiyle birlikte suç işleme yöntemleri de çeşitleniyor. Dolandırıcılık teknolojiden belki de en çok faydalanılan suç alanı. Bilişim suçları uzmanı emekli polis İsa Altun, Ortam Sanal Suç Gerçek adlı kitabında iletişim yoluyla dolandırıcılığın nasıl başladığını, nereden nereye geldiğini bir dolandırıcının tanıklığıyla anlatıyor. Bahsedilen yöntemler bildik. Binlerce kez haberi yapılan, hemen her gün duyduğumuz, aşina olduğumuz taktikler. Buna rağmen nasıl böylesine etkili olabiliyor? İsa Altun'la konuşacağız. İsa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi siz aslında bilişim suçlarının hemen hepsini kapsayan bir kitap yazmışsınız. Evet. Bunun içinde ama sanırım kamuoyunun en ilgisini çeken telefon yoluyla yapılan dolandırıcılıklar değil mi? Evet. Çünkü pek çok örnek var. Hemen her gün etrafımızda da görüyoruz. Gazete sayfalarında yani kamuoyunun bildiği isimlerin de buna kurban gidebildiğini görüyoruz. Nasıl oluyor da
herkesi kandırabilecek bir yöntem buluyor bu dolandırıcılar. Şimdi suç örgütleri her geçen gün ve her geçen yıl yeni taktiklerle insanların karşısına çıkıyorlar. Sizin de ifade ettiğiniz gibi suç tarihi insanlıktan bu yana gelen bir evrim geçirdi. Özellikle 2000'li yıllarda telefonla dolandırıcılık şöyle başladı. Bir GSM operatörü, ben kronolojisini ele alayım. Hı hı. Önce aran kazan modeliyle siz arandığınız zaman size bir kontur veriyordu. O zamanlar konturdu. Hı hı. Ve daha sonra bunun farkına varan bazı vatandaşlar yurt dışında, özellikle Orta Doğu ülkelerini, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'daki vatandaşları arayıp, işte bizim durumumuz yok, maddi durumumuz zayıf, bizi ararsanız biz de para kazanacağız, evimizi geçindireceğiz şeklinde. Tanımadıkları insanlara. Evet. Yani açıyor rastgele, Birleşik Arap Emirlikleri'nden birini buluyor. Arapça da konuşan biri herhalde. Evet. Yani o bölgeden aynı dili, herhalde yani. Aynı dili konuşuyorlar. Hı-hı. Ve o insanlar arıyordu, ahizeyi bırakıyordu. Hı-hı. Ve onlara zaten ücretsiz oradaki telefon hizmetleri, kontür geliyordu. Hı-hı. Onun şeyi bu, kritik nokta o. Karşı taraf para ödemiyor. Ödemiyor. Bu tarafta başka bir şebekeden arandığı için dakika havadan kazanıyor. Havadan gelen bir para. Onu götürüp abone merkezine veriyordu. Ha, devredilebilir bir şey mi? Devrediliyordu. Hı. O da satıyordu. Hı hı. Daha sonra GSM operatörü onun farkına vardıktan sonra kesti. Hı. Baktı ki işin içinde başka oyunlar var. Bu sefer ben sizi arıyorum ve siz de numarayı merak ediyorsunuz. Diyorsunuz ki acaba bu numara kim? Karşınıza bir bayan çıkıyor. Hı. İşte siz beni niye arıyorsunuz? Beni rahatsız ediyorsunuz gibi. Beni taciz ediyorsunuz. Siz en iyisi beni benim hattıma bir 100 kontur gönderin de biz bu davadan vazgeçelim şeklinde. Fakat aradıkları kişiler ilk Türkiye'de telefon numarası 532'li hatlardı. Hı. 2 ile başlayan. Hı hı. Sanayici, turizmci, prestijli insanların kullandığı hatlar. O insanları aradılar. O insanlara çağrı bıraktılar. Daha sonra kişiler de adliyeyle uğraşmaktansa günüm heder olmasın, ziyan olmasın diyerek tamam ben sana kontur göndereyim diyordu. O böyle başladı. Daha sonra teknoloji geliştikçe, zaman geçtikçe bu çeşitli varyasyonlarla, taktiklerle büyüdü. Daha sonra yurt dışından yazılımcı getirdiler. Hacker dediğimiz, Rusya'dan özellikle. Sizi ben arıyorum, Mürgün Bey'i. Sizin telefonunuza düşen numara 155. Bir polis arıyormuş gibi. Yine bunu hacker marifetiyle mi yapıyorlar? Yani hacker, yazılımcı var. Evet, yazılımcı. İşleri büyüttüler o zaman bir noktadan sonra. Tabii işi profesyonel hale getirdiler. Hı-hı. Bu hackerlar sizi arıyor ve ekranda 155'i görüyorsunuz. Hı-hı. Ve Mürgün Cabas'ın bütün kimlik bilgileri onlarda. Adı, soyadı, baba adı. Nereden buluyorlar? Bir şekilde buluyorlar. Yani bizim bilgilerimiz her yerde var. Belediyelerde var, eczanelerde var. Farklı kaynaklardan. Tabii yani ben tenzih ediyorum. Yani belediyeleri ve eczacıları kesinlikle o kapsam. Ama var yani insan olan her yerde suç unsuru vardır. Hı-hı. Ve oradan sizin bilgilerinizi söylüyorlar, teyit ettiriyorlar. Ve öyle taktikler geliştiriyorlar ki yani. Bir dönem geliyor terör adına. İşte Mürgün Bey sizin adınıza bir hesap açılmış. Siz bu evi kullanıyorsunuz ve telekonferans yöntemi. Yani siz iş yerinizdeyken evi arıyorlar. Evdeki eşinizle sanki polis evdeymiş gibi konuşuyorlar. Hı hı. Ve öyle bir atraksiyon yapıyorlar ki yani siz bunu gerçekten yutuyorsunuz. Hı hı. Ve hesap numarasını da telefonunu lütfen elinizden düşürmeyin. Kimseyle konuşmayın. Operasyon bozulursa tutuklanırsınız, gözaltına alınırsınız diyor. Korkutuyorlar ve, yani. Korkutuyorlar. Aslında Mürgün Bey yani bütün bunun temelinde İnsanlarımızın yasaları, kanunları bilmeyişinden geliyor. Hı hı. Aslında tebligat yasası diye bir yasa var. Ben adliye çalışanıyım. Hı hı. Biz hiçbir zaman bir polisin, bir askerin, bir hakimin veya bir savcının ben hiçbir sanığı veya bir tanığı aradığını görmedim telefonla. Aramaz. Çünkü onların iş yoğunluğu fazla. Benim günümün büyük bölümü adliyede geçiyor. Hı hı. Hakim savcılarla iç içeyiz. Hiçbir zaman ben bir hakim beyin veya bir savcı beyin telefonla arayıp da sana muhatap olduğunu asla. Hatta çoğu telefona bakmazlar bile. Hı hı. Özellikle Ergenekon ve Balyoz dönemi davalarında bu çok istismar edildi. İnsanlar gidip orada adliyede acaba ben de sanık mıyım, ben de mi aranıyorum gibi böyle korkularla, hı hı, parayla
İşte biz, bize para yatırın, biz dosyayı kapatalım. Sizin hakkınızda şikayet var gibi. Kendi kendilerine bile tuzağa bile düştüler. Kendi ayaklarıyla gidip diyorsunuz. Tabii yani. Tabii insanlar, yani her kesimden kimse demesin. Yani inanın o anda bir akıl tutulması yaşıyorsunuz. Tabii canım ya, o kadar çok insan var ki. Ya bir ceza profesörünün evet. çok büyük bir, yani bugüne kadar duyduğumuz bu 4,5 trilyon. Bir parayı kaybettiğini biliyoruz yani ve hakikaten kariyer sahibi insanlar, eğitimli insanlar bu tuzağa düşebiliyor. Şimdi siz kitabınızda bu işi yapmış birini konuşturarak başlıyorsunuz evet. kitaba. Kim bu? Nereden buldunuz? Ne yapıyor? Bu özelliği ne? Bu Şanlıurfa'da ikamet eden, tövbe etmiş, içeri girip çıkmış, hapis yatmış. Ama bu bir lider. Yani kendisi yapmıyor. Mesela seçilecek kişinin, kurbanın ya bu bir piramit düşünün. Piramidin en tepesinde yavaş yavaş böyle aşağıya doğru inen bir suç şebekesi. Kendinin altında insanlar var. Yani hesaplar açıldığı zaman kendi adına açılmıyor. Yani bütün suç örgütleri öyledir yani. Tepedeki insan bir kendini barondur. Korur diyorsun. Korur. Onu kimse bilmez. Alttakiler onu tanımaz. Bilmezler. Bu tepedeki kişiyi bulmuşsunuz yani siz. Evet. Kendisi beni buldu daha doğrusu. Yani, ne yapayım? Anlatmak için mi? Tabii benim daha önce 3 kitabım vardı. Emekli olduğumu duyunca vicdan azabı yaşadığını söyledi. Hatta bazı kontrcuların intihar ettiğini biliyorum ben yani. Vicdan azabını? Evet. Yani geçen bundan 2-3 ay önce kendi aracında, kendi silahıyla kafasına sıkan bir çocuk vardı. Mesela sıkıyor tam ayaklarının ortasında da parayla, yani yüklü bir parayla. Demek ki vicdan azabı yaşıyor insanlar. Yani hak etmediğiniz bir parayı. Ama bir yandan da bunların başka yeteneklerinin de olması gerekiyor. Yani konuşurken ikna yeteneği, ses tonunu kullanma, işte evet. o ifadeleri yerli yerinde kullanma, o psikolojik yöntem. Yani telsiz kullanıyorlar. Telsiz yani, fondan ses evet. geliyor falan yani. Peki bunun uzmanlık alanı neymiş? Ya bu da kontrolle mi başlamış bu kişide? Aynı. Hepsi aynı. Sonra bu uzun yani, uzun konuşma ikna yöntemine mi dönmüş? Civar köyler. Yani birbirini tanıyan bilen kişi. Hep aynı. Neresi burası? Bu genelde Şanlıurfa'nın bir bölgesi. Yani bir civar. Neden orası peki? Ya bu kontur. Orta Doğu ülkelerine açılan telefonlardan dolayı. O ilk işe başlayanlar evet. sonra almış yürümüşler diyorsun. Tabii daha sonra yayıldı. İşte o civar, Adana, Mersin. Ha Gaziantep. Yani şey gibi her mesleğin bir uzmanı evet. olan bir şey var. Bölge var. Mesela evet. hamallar bir yerden, midyeciler evet. bir yerden de telefonlu dolandırıcıları evet, da maalesef. Bir yerden mi geliyor? Yani bir de Mürgün Bey, ben de o bölgenin çocuğuyum. Yani ben orada 3 yıl öğretmenlik yaptım. Bana da o kadar çok yani oradaki dürüst, temiz insanlar var. Yani artı yani şehirde rahatsız olan insanlar var. İsa Bey bunu yazın siz. Çünkü sürekli gündemde. Ben bir de Milliyet Gazetesi'nde de yazıyorum haftada 2 gün. Hı-hı. Bilişim ve uyuşturucu ile ilgili. Oradaki sağduyulu, namuslu, onurlu insanlar da var. İsa Bey rahatsız oluyoruz. Yani bölgemizin bu tür kişilerle gündeme baktılar gelmesinden. Tabii canım. Yani Şanlıurfa bir peygamberler şehri. Yani buradan böyle insanların çıkması hepimizi yaralıyor. İyi bir şey değil. Yani bu parayı kaptırdığı için kendini kötü hissedip intihar eden insanlar oldu. Yani bir de şimdi anladığım kadarıyla bakıyorum röportaja yöntemleri de hızlı değiştiriyorlar değil mi? Yani günün gündemine göre tabii. bir senaryo kuruyorlar. İnanılmaz bir senaryo. Yani siz yani kimi zaman PKK oluyor, kimi zaman Ergenekon oluyor. Evet, bu. Terör oluyor. Efendim altın istiyorlar ve o kadar atraksiyonları fazla ki yani kimse büyük konuşmasın kesinlikle yani düşer bu tongaya. Çünkü telsiz sesler. Herkesi düşürebilirler. Düşürüyorlar ya. İnsanlar, siz demin güzel ifade ettiniz. İnsanlar hakimden, savcıdan, askerden, polisten korkuyor. Bunu içselleştirince insanlar ister istemez aman para vereyim de benden kurtulsunlar. Ama bilişimdeki mağduriyetler sadece telefonla bitmiyor. Ne var başka? Şimdi web siteleri var mesela. Sahte web siteleri var. Geçenlerde Bakırköy Adliyesi'nde bir vatandaş 1500 liralık bir cep telefonunu 500 liraya almış. Yani şimdi düşünün o kişi piyasadan toplam 500 bin liranın üzerinde para toplamış. Bir site var. Ben ismini vermeyeyim. Meşhur Türkiye'de en çok tıklanan bir site. Alışveriş sitesi. Oraya bir telefon indiriyorsunuz. Fotoğrafını. Ortada telefon yok. Ve siz Mürgün Bey diyorsunuz ki ben bu telefona talibim. Arıyorsunuz kişiyi. Diyorsunuz ki ben bu telefonu istiyorum. Size diyor ki hesap numarama bir kapora yatırın ki ben size bu telefonu vereyim. Ve aynı anda 3500 kişiye satmış telefonu. Ve hepsinden kapora almış. Peki bu bir dakika, itibarlı bir siteyi mi kullanıyor bunun için? Tabii. Kendi sitesini mi? Kiralıyor orayı.
o siteyi kiralıyor. Yani bir alan, bir dükkan alıyor içerisinde. Ha. Yani düşünün, dünyada uluslararası bir Alibaba sitesi var mesela. Evet. Alibaba'da bir yer kiralıyorsunuz. Evet, anladım. Ben onu gündem dışı tutuyorum. Bu Türkiye'de tanınmış bir site. Anladım. Ben o yüzden, ve hatta polis var içinde. Hı. Yani polis gidiyor, 2000 TL'lik telefonu 300 liraya alıyor. Yani bunu düşünmek lazım. Bu bir hırsızlık malı. Evet. Ve o polis adliyeye geldiğinde bana İsa Bey ne yapabiliriz dedi. Yapacak bir şey yok. Çünkü siz o simi taktığınız anda sistem error veriyor. Diyor ki bu telefon çalıntı. Ha, telefon gelmiş ama çalıntı telefon mu gelmiş? Çalıntı telefon gelmiş. Bu ayrı bir vaka mesela. Çalıntı telefonu almak da hırsızlık malı almak suçtur. Tabii. Hakkınızda idari işlem yapılıyor, adli idari. Paranız gidiyor. Bir de hırsızlıktan dosya açılıyor size. Vatandaşlar internetle alışverişte çok dikkat etmeleri lazım. Bunun da alışveriş yaparken mesela tanıdık, bilindik siteler olması lazım. Yani, evet, bir de böyle fazla iyi koşullarda, çok ucuz fiyatlarda sunulan ürünleri de atlamasınlar üzerine. Yani kesinlikle. Onun altında mutlaka bir şey çıkıyor. Yani turizm siteleri var mesela, sahte. Hı hı. Yazın gidip de orada mağdur olan aileler var. Araç muayene istasyonunu, web sitesini kuranlar var. Milyonlarca kişi bu siteleri ziyaret ediyor. Jigolo siteleri var, sahte jigolo. Hı hı. Gençlerin hayallerini, umutlarını çalıyorlar. Yüz binlerce insan mağdur. İnanın çoğu şikayete geldi. Utancından hem kandırıldığı için, evet, hem de böyle bir şeyle kandırıldığı için kimse gelip şikayetçi de olamıyor. Kesinlikle. Çok büyük paralar kaybetmeseler bile topladığınız zaman aslında birilerinin zengin olmasını sağlıyorlar. Kesinlikle yani. Binlerce kişi bir araya gelince. Paralar yani eski parayla katrilyon derecede bir para. Of. Yani çocukları ve aileleri de bekleyen tehlikeler var. Bu kitap aslında şöyle söyleyeyim. Her teknoloji sitesinin, Mürgün Bey, bir cihazla ilgili kullanma kılavuzu veriyor ya. İnanın bu kitapta bir teknoloji kılavuzu. Evet, bu da bilişim suçlarını ya da interneti, dijital ortamı kullanmak için, evet, bir kılavuz diyorsunuz. Kılavuz ve size daha ilgincini söyleyeyim. Ben kendi imkanlarımla bastırdım. Hı hı. Buradan kitap dağıtım sitelerine de seslenmek istiyorum. Yani çok zor durumda kaldım. Mürgün Bey'in de eğer yardımcı olabilirse, yani bu peki şöyle yapalım. Şirketine... Tamam. Kitabı gösteriyoruz zaten şurada. Kitaba nasıl erişeceklerine dair meraklısının isaaltun.com diye bir web adresiniz var. isaaltun63@gmail.com diye de bir mail adresiniz var. Evet. Buralara yazanlar sizin kitabı göndermenizi sağlayabilirler. Hatta bir dağıtım şirketi de varsa bizimle irtibata kurarsa ona da verebiliriz. Yani insanlar mağdur olmasın bir gün. Benim amacım para kazanmak değil. Kesinlikle toplum menfaati. Evet. Emekli bir polis olarak ve hatta hala adliyede görev yapan bir kişi olarak, evet, bu konuda da toplumsal sorumluluğunuzu yerine getirmek istiyorsunuz. Çok teşekkür ederim İsa Bey. Çok sağ olun. Ben de emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başta Bakırköy Başsavcımız Selami Hatipoğlu'na. Çünkü bana da orada çok manevi destek verdi. Yine Başsavcı Yardımcımız Ömer Faruk Aydıner'e, Mehmet Uymaz'a, Milliyet Gazetesi'ne, pekala, ve Akademi Basın Yayına çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Reklamlardan sonra yine birlikte olacağız. Her şeyin sonuna geldik. Yarın yine birlikte olacağız. Hoşçakalın.